Gündem dışı ilk söz Ağrı'da yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a aittir. Sayın Sakık buyurun. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uğultudan, gürültüden de duyamıyoruz. Değerli milletvekilleri, genel kurulda büyük bir uğultu var. Hatibin konuşmaları anlaşılamayacak düzeyde. Lütfen saygıyla dinleyelim, yüksek sesle konuşmayalım. Konuşma ihtiyacı olan arkadaşlar dışarıda konuşurlarsa daha isabetli olur. Değerli milletvekilleri, sürenizi yeniden başlatacağım, bekleyin. Değerli milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim. Genel kuruldaki uğultuya son verelim. Sayın Hatip, siz buyurun. Sesiniz ulaştığında inşallah dinlerler. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bizi dinleyin. Yani bu kibrinizi bir kenara bırakın. Bir kentle ilgili konuşuyoruz. Milletvekili arkadaşlarınıza saygılı olun. Ben Ağrılı, yoksul bir kentten bahsediyorum. Türkiye'nin en yoksul kenti. TÜİK'in verilerine göre sağlıkta, yoksullukta, göçte Türkiye'nin en yoksul kentinden bahsediyoruz. Bakın, Ağrılılar Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar o kente giden, adı Cumhurbaşkanı, adı Başbakan, adı Bakan, her kente giden iktidarlar bu kentten ilgili çok önemli taahhütlerde bulunurlar. Ama hiçbir gün, hiçbir zaman bu taahhütlerin hiçbiri yerine gelmemiştir. 22 yıldır AK Parti iktidar, onların da 22 yıl içerisinde söyledikleri vaatlerinin hiçbiri hayata geçmemiş. Ağrılılar ne diyor? Diyor ki ya biz hep Erzurum yolunda ölüyoruz. Çünkü TÜİK verilerine göre hastalıkta, kanserde en çok ölüm vakalarının olduğu kent Ağrı kenti. Biz orada doğarız, yolda bir kalp krizi, kan kaybında Erzurum Ağrı arası yol Erzurum'daki Ağrılılar ve Ağrı'daki Ağrılılar için ölüm yoludur. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri bugüne kadar yerine getirilmedi. Sağlık Bakanlığı son dönemlerde sadece bir göstermelik adına orada açık kalp ameliyatları yaptı birkaç yıl içinde. Açık kalp ameliyatlarının büyük çoğunluğu masada yaşamlarını yitirdiler. 2004 yılında da açık kalp ameliyatı, iki tane ameliyat gerçekleşti. Bunlardan sadece Sağlık Bakanlığı reklam filmlerinde oynattı. Yani Ağrı'nın alabildiğine sorunları çok ama asıl sorunumuz bizim Ağrı'daki yöneticilerle, valilerle, kaymakamlarla ciddi sorunlar yaşıyoruz. Halkın iradesini yok hükmünde sayıyorlar. Halka düşmanlık ediyorlar. Seçimlerde alamadıklarını ve halka karşı büyük bir kin ve intikam duygularıyla hareket ediyorlar. Bakın 2024 seçimlerinde bütün dışarıdaki takviyeler, kıtalar, askerler, polisler kentin yönetimini DEM Parti'den alamadıkları için kent valisi ve kaymakamlar kente düşmanlık yapıyorlar. Nasıl bir düşmanlık? Seçilmişlerle hiçbir bağ oluşturmuyor. Seçilmişleri yok hükmünde sayıyorlar. Bakın biz kentte milletvekili seçiminde 4 vekilin 3'ünü almışız. Kentin büyük bir çoğunluğunu il belediye başkanlıklarını, ilçe belediye başkanlıklarını almışız. 28 il genel meclis üyeliğinden 21'ini muhalefet almış. 7'sini AK Parti almış. Ama bu vali, bay vali oradaki seçilmişlerle düşmanlık yapıyor. Hiçbiriyle bir hukuk oluşturmuyor. Mesela meclis başkanımız var. Meclis başkanının hakkı olan aracı vermiyor. Neye benziyor biliyor musunuz? Meclis başkanı olan Numan Kurtulmuş'a siz makam aracı vermezsiniz ama onun emrindeki buradaki genel sekretere verirsiniz. Çünkü Kürt'ün seçilmişine düşman hukuku uyguluyorlar. Bakın bir başka olay Ağrı'nın Hamur ilçesinde.
O kadar çok büyük göç vermiş ki insanlar, orada gençler kalmamış. Bu gençlerin kenti terk etmesinden sonra ölen insanlar mezar kazamıyorlar. Kaç kez bizi aramalarına rağmen yetkilileri arıyoruz. Oradaki kaymakam aynen şunu söylüyor. Şu an Ankara'nın bir ilçesine, Bala ilçesine atandı. Söylediği ukalaca lafa bakın. Anadolu'da kazma kürekle mezar kazarken ölü için daha sevaptır diyor. Oysa ki kentte kimse kalmamış. Kürdün ölüsüne bile düşmanlık yapan yöneticiler var. Bütün ısrarlarımıza rağmen bu kente mezar kazıcıyı köylere gönderemiyoruz. Bundan valinin de haberi var, kaymakamın da haberi var. Ve şimdi 2024 31 Mart seçimlerinin intikamını nasıl alıyorlar biliyor musunuz? Kenti cezalandırıyorlar. Kent yoksul ve küçük. Sayın Sakıt, lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Bu kentte ne yapıyorlar biliyor musun? Bu kentin her tarafına gizli kameralar koyuyorlar ve herkesi cezalandırıyorlar. Trafik cezaları kesiliyor. Ya kent zaten yoksul. Bu kenti zaten öyle yaptınız ki göçe zorladınız. Bu kentte insan kalmadı. Şimdi öç ve intikam duygularıyla hareket ediyorsunuz. Şimdi bakın, bu valinin kentte STK'larla, sivil toplum örgütleriyle, bu kentin muhalif partileriyle hiçbir diyaloğu yok. Ne yapıyor? Arkasında uzun uzun boylu insanlar, ellerinde uzun uzun namlulu silahlar, uzun uzun bıyıklar kentte terör estiriyor. Bu kent bunu hak etmiyor. Bu kente düşman olan, bu kente bu kadar düşmanca davranan yöneticileri göndermeyin bu kente. Bunları istemiyoruz. Bunlar bu halkın iradesine... Sayın Sakık, teşekkür ediyorum. Gündem dışı ikinci söz, Gaziantep'in sorunları hakkında söz isteyen Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e aittir. Sayın Meriç, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi şehrimiz Gaziantep'in sorunları aktarmak için şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Geçtiğimiz hafta 6 Şubat depreminde Nizip'te yıkılan bir binanın mahkemesini izledik. Özellikle sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip olan Nizip'imizde tek bir bina yıkılıyor ve bu binada 51 yurttaşımız maalesef hayatını kaybediyor. Depremden sonra iki farklı üniversiteden bilirkişiler geliyor. Bilirkişi raporlarında bir tanesinde kolunun kesildiğini iddia ediyorlar. Bir tanesinde başka bir iddia var. Çelişkili iki tane bilirkişi raporu var. Tutuklu sanık, mal sahibi, mahkeme bu bir çelişkili bilirkişi raporlarına rağmen tekrar kolunun kesilip kesilmediğinin incelenmesini talep ediyor. Ama buna rağmen mal sahiplerini serbest bırakıyor. Müteahhit kaçak. Ancak zavallı en gariban gördükleri iskan alınmış ruhsatı olan binanın inşaat mühendisine tam 16 yıl hapis cezası veriyor. Maalesef bu şekilde bir adalet, adaletsizlik demektir. Yazık diyorum ve günah diyorum her şeyden önce. İkinci bir olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde özellikle organize sanayinin akıttıkları Nizip çayına atıklarından dolayı müthiş bir koku ve biyolojik bir sıkıntılar var. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir yazı yazdı. Soru sordum. Gelen cevapta Nizip çayında hiçbir sorunun olmadığını belirten bir cevap verdiler. Çünkü daha önce oraya gidip o Nizip çayını test etmiştim gözümle. Yetinmeyip numune aldım, laboratuvarda incelettim. Şu an hala elimde, gelen sonuç
bu suyun hiçbir şekilde ne hayvancılıkta, ne tarımda, ne insanın kullanılmasına uygun olmadığına dair şu an elimde laboratuvarın verdiği bir sonuç var. Ama buna rağmen Sayın Bakan'ın verdiği cevap bu suda hiçbir sıkıntının olmadığını anlatıyor. Üçüncü bir konu Gaziantep'te. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gaziantep'te küçük bir çocuğumuz var. Ancak doğum belgesi yok. Çocuğun yaşadığını gösteren hiçbir belge yok. Çocuğun annesi Suriyeli. Gaziantep'e kaçak yollardan gelmiş. Bir Türk vatandaşıyla ilişkisi olmuş ve bir çocuk dünyaya gelmiş. Anne şimdi Türk hapishanelerinde uyuşturucu kaçakçılığından dolayı içeride. Çocuk okula başlatılamıyor. 4 yaşında. Şu an baba ne yapacağını şaşırmış durumda. Tam bunu incelerken aynı anneden başka bir Türk vatandaşının başka bir çocuğunun olduğunu daha tespit ettik. İşte AK Parti'nin kapıyı açarak değil, kırarak aldığınız sonuçlarını ortaya koyduğu durum bu maalesef. Sayın Başkan, iki tane Türk çocuğu var. Elinizi vicdanınıza koyun. Annenin hiçbir kaydı yok. Türkiye'ye nasıl girdiğiyle alakalı hiçbir belge yok. Çocuklar ortada. Babalarının yanında ne yapacağını babaları şaşırmış durumda. Hala vicdanınız bu konularda sessiz kalıyorsa size söyleyecek hiçbir laf bulamıyorum. Ama buradan tüm Türkiye'ye ve hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Merak etmeyin. Yalnız değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeyi görüyoruz ve farkındayız. Gaziantep'i ve tüm şehirlerimizi adaletsizliğin, çevre sorunlarının ve kriminal kaçakçıların elinde bırakmayacağız. Teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum sizlere efendim. Sağ olun. Sayın Meriç, teşekkür ediyorum. Gündem dışı üçüncü söz, Şanlıurfa'da geleneksel el sanatlarından ehram dokumacılığının yaygınlaştırılması ve kadınların iş gücüne katılmaları hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'ya aittir. Sayın Yazmacı, buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti hükümetlerimiz 22 yılda kadını güçlendiren, çalışma hayatına aktif katılımını destekleyen büyük reformlara imza attı. Kadın girişimciler ve kadın istihdamı hususunda tüm kurum ve kuruluşlarımızın ürettiği projelerle büyük önem veriliyor, bunlar takip ediliyor ve destekleniyor. Şanlıurfa'mızda da kadınları ve kültürel değerleri ön planda tutan önemli bir projeyi başlatıyoruz. Binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip, zengin kültürel dokusu, tarihin merkezi, şanlı şehrimizde unutulmaya yüz tutan ehram dokuma sanatı yıllar sonra yeniden hayat bulacak. Üretimi çok eskilere dayanan ehram, el tezgahlarında tamamen yünden dokunan, yöre insanının geçmişte çokça tercih ettiği ancak zamanla kullanıma azalan bir ürün olarak dikkatleri çekmektedir. Günümüzde nostaljik kültürel bir değer haline gelen ehram kumaşı yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğiyle aslında günümüze de taşınması gereken önemli bir değerdir. Ehramın doğal malzemelerden elde edilmesi, yapım aşamasında hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmaması ve tezgahlarda elle dokunması ürünün değerini daha da arttırmaktadır. İşte bu derece kıymetli, emek isteyen bir kumaşın tekrar gün yüzüne çıkarılması ve hayatta hatta dünya modasına kazandırılması için başlatılacak proje aynı zamanda kentimizdeki kadınlara da katkı sunacak. Şanlıurfa geleneksel el sanatlarından ehram dokumacılığının yaşatılması projesini Şanlıurfa Valiliğimiz ve GAP İdaremizin ortak çalışmasıyla
hayata geçireceğiz. Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı eliyle yürütülecek bu projede ehram dokuma atölyeleri kurulacak. Projede özellikle dezavantajlı kadınlarımız tercih edilecek. Atölye kapsamında kadınlar eğitim alacak ve eğitimi tamamlayan kadınlarımızın evine dokuma tezgahları kurulacak. Bunun yanı sıra ham madde desteği verilecek. Kadınlar zanaatkar olma fırsatı elde ederken evde dokudukları ehramlar markalar ve tasarımcılarla buluşacak ve katma değerli ürüne dönüştürülecek. Böylelikle kadınlarımız evlerinde ehram kumaşını dokuyarak hem aile bütçesine katkı sağlayacak hem de ekonomik özgürlüğüne kavuşacak. Gerçekleştirilecek bu projeyle kadınlar ekonomik olarak güçlendirilirken unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzün önemli bir parçası olan ehram, gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması sağlanacak. Diğer bir deyişle, proje geçmişten gelen köklü kültürel mirasımız olan ehram kumaşının tanıtımının yanı sıra bölgemizde kadınlarımızın özgüvenlerini de kazanmalarını sağlayacak. Kadınlarımızın ön planda olacağı bu projeyle geçmişle bağların kurulmasına olanak sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca ünlü bir tasarımcıyla hareket edilmesi niyetini taşıyoruz. Bu sayede bu ürünlerin sadece bölgemize ve ülkemize değil sınırların dışına da taşınması imkanı bulunacak. Bu kapsamda ileride oluşturulacak Urfa'mıza özgü bir marka ile gerek e-ticaret, gerekse fiziki pazarlarda ürünler tüketiciyle buluşturulacak. Tek parça olarak kuzu yününden üretilen ehram, aynı zamanda kravat, atkı, yelek ve kadınların giyebileceği her türlü giyecek ve aksesuarların özgün tasarımlarında dahi kullanılabilecek bir güzelliğe sahiptir. Daha organik, daha doğal ürünlerin arayışının yaygınlaştığı günümüzde bu ürün tüketicilerin de beğenisini kazanacaktır. Projede emeği geçen Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak'a ve GAP İdaresi Başkanımız Sayın Hasan Maral'a genel kuruldan teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli milletvekilleri, Anadolu kadını geçmişten beri girişimci ruha sahiptir. Cennet annelerin ayağı altındadır diyen kadının gücünü ve önemini vurgulayan inancın evlatlarıyız. Kadına en çok değer veren hükümet olmanın da gururunu yaşıyoruz. AK Parti olarak kadınlarımızın eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsiyoruz. Biz inanıyor ve biliyoruz ki kadınlarımızın hayatın içindeki rolü arttıkça insanımızın, ailemizin ve toplumumuzun da kalitesi artacaktır. Güçlü milli ve manevi değerlere sahip kadınlarımızın yaşam şartlarını düzeltmeyi ve hayat kalitesini arttırmayı şimdiye kadar olduğu gibi temel hedefimiz olarak. Sayın Yazmacı, lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum başkanım. Hem ekonomik anlamda hem de hayatın diğer alanlarında kadınlarımızın yer alması için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Çalışkanlığı, azmi ve emeğiyle medeniyetimizin ve toplumumuzun gelişmesi için kararlılıkla durmak yok, yola devam diyen bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.